Şimdi enteresan bir olay. Bazen böyle zorlu anlarda, tehlikeli anlarda, özellikle bununla ilgili filmlerde çevrildi. Ben bir tanesini izlemiştim. Şimdi haberi izleyince ne demek istediğimi de anlayacaksınız. Tabii yani bu seyrettiğim filmle arasında bir paralellik, sadece işte kadınların o anda böyle olağanüstü bir güç sergilemesi, başka bir şey yok. Bir VIP minibüs önce park ediyor, duruyor ve içinden iki tane kadın iniyor. İki kadın iniyor ve iniyorlar ama minibüs bir anda 1 metrelik, bakın görüyorsunuz arkamda, boşluğa doğru geri geri kayıyor ve tam düşmek üzereyken o iki kadın, içinde valizler de var, yıldırım hızıyla gidiyorlar, minibüse böyle arkadan destek veriyorlar. Şimdi dedim ya, özellikle tehlike anlarında, panik anlarında kadın olsun erkek olsun hiç fark etmiyor. İnsan gücü bazen kat be kat böyle tırmanabiliyor. İşte o iki kadın da yani kaç ton ağırlığında minibüsü tuttukları gibi kaldırıyorlar. Peki ama neden? Neden kendilerini bu kadar tehlikeye atıyorlar? Cevabı haberde. El freni çekilmeyen minibüs banketten düşecekken iki kadın koca aracı havada yakaladı. Sürücü minibüsün arkasında bagajdan eşya indiriyordu. Ama önemli bir ayrıntıyı unutmuş, VIP minibüsün el frenini çekmemişti. Yolcusu olan iki kadınsa aracın içinden bir şeyler alacaktı ki araç kayıp yola düştü. Sürücü takla atıp sürünerek minibüsün altında kalmaktan kurtuldu. Yaklaşık 1 metre yüksekten düşen minibüsü iki kadın havada yakaladı. Onlar aracı tutarken şoför ortalarda yoktu. Çıktım dışarıya, bir baktım araba kontrolden çıkmış, geriye düşmüş. Çevredekiler hemen kadınlara yardıma koşup onlarla birlikte minibüsü tuttu. Kadınların canlarını tehlikeye atmalarının nedeni ise aracın içindeki çocuktu. Yardım ekipleri olay yerine gelene kadar minibüsü bu şekilde tuttular. İtfaiye ekipleri geldi, çekiciler geldi işte. Yardımcı oldular, çıkarttılar aracı.